Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısının 63. gününde Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde sabah saatlerinde patlama sesleri duyulurken itfaiye kentteki bir mühimmat deposunda çıkan yangını söndürdü. Mayropol Belediye Yönetimi, Rus güçlerin Azov militanları ve bazı sivillerin bulunduğu Azov Azovstal fabrikasına saldırıda bulunduğunu öne sürerken, Ukrayna ordusu Rusya'nın Zarichne kentini kontrol altına aldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın Zaporizya bölgesinde ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silahların bulunduğu bir mühimmat deposunu kalip füzeleriyle vurduğunu açıkladı. Diğer yandan Rusya'nın enerji şirketi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz tedariklerini durdurduğunu bildirdi. Gazprom, ödemeler ruble ile yapılana kadar tedariğin durdurulacağını aktardı. Rusya'nın bu kararına Avrupa Birliği ve İngiltere'den tepki geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın doğal gazı Avrupa'ya karşı şantaj olarak kullandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab da Gazprom'un bu hamlesini şantaj olarak niteleyerek bu karara karşı Polonya'nın yanında olacaklarını ifade etti. Shoulder to shoulder with our Polish friends and allies. İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ise Ukrayna'ya askeri yardımın iki katına çıkarılması yönünde Batı ülkelerine çağrıda bulundu. İngiltere Savunma Bakanı James Hippey'in Ukrayna'nın Rus topraklarını vurmasının meşru olduğuna yönelik sözlerine ise Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, bakanın sözlerini provokasyon olarak niteleyerek bunun devam etmesi durumunda Rusya'nın yanıt vereceğini söyledi. Bununla birlikte Moskova, İngiltere'nin Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın vekillerine uyguladığı yaptırımlara karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 287 İngiliz milletvekilinin Rusya'ya girişini yasakladı. <laughs> Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ülkesinin Ukrayna'ya 50 uçak savar sistemi sevkiyatını onaylayacağını bildirirken... Avustralya'da Ukrayna'ya 6 M777 Howitzer topu ve mühimmat göndereceğini açıkladı. Diğer yandan Sovyetler Birliği döneminde yapılan ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan halkların dostluğu anıtı Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun katılımıyla yıkıldı. <laughs> Klichko, Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilişkisi olan 60 civarında anıtın daha yıkılacağını söyledi.